tükenip gidiyor ömür dedi. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor ömür dedi. Tarif verecek bir şey diyor ki acı. Çok acı oldu bacı. Çok acı oldu. Hiç de aklımdan çıkması desem çıkmıyor. Çünkü iyi yaşadık. Kızım, çok iyice yaşadık. Birbirimizi seviyorduk. Birbirimize yakın olduk. Geriye kalan fotoğrafı kaldı. Ya ne diyeyim, benim içim yanıyor. Onlar söyledikçe bana daha acı geliyor. Hasan Özçelik, 89. Biz 5 kardeşik, hep çocuğuduk. Babamız evlenmiş ve bizler olmuşuz. Ondan sonra nenem ölmüş, dedemin hanımı. Dedemin hanımı, nenem ölmüş. Nenem öldükten sonra yeniden başka bir hanımla evlenmiş. Onlardan da çocuğu oluncuk babama ayırmışlar. Evvelden de ayırma işleri siz aklınız sarmaz. Biz biliyoruz babadan ayrılana hiçbir şey vermezler. Hiçbir şey vermezler. Dedem de köyün imamı. Vallahi meddeliler. Hiçbir şey vermemişler. Annem anlatırdı. Annem anlatırdı. Hiçbir şey vermediler. Yavrum. Kaşık bile vermediler, çorba yemeye kaşık, onçular getirdi. Derdi nenem, annem anlatırdı bize. Biz öyle kaldık, dedem zenginlerin arasındaydı köyde. Üç çift koşu koşardı, bir çift koymuş, iki çift öküz koşardı. Fakat oğlu da işte babam da ekmek bulamıyordu. Böyle yetiştik biz, biz fakirliğiyle yetiştik. Dedem zengin idi, biz fakir olduk. O zaman bir tek babama değil, babasından o zaman ayrılanlara hiçbir şey yok. Hepsi de bir, herkes de vermiyordu. Aymış işte, üveylik girdi ya. Hanım getirdi yeniden dedem, onlardan da çocuklar olunca amcalarım. Bu sefer ilk hanımdan olanı tabii ki irdemeye başladılar. Babama ayırmışlar işte. Çok çok geçiniyor, iyice. İyice geçiniyor. Dedem ölmeden de aramız iyiceydi. Rahmetlik babam bir şey, iyi bir şey pişirse benimle dedense babasına gönderirdi. Yani o zaman bir tek dedem de değil, köyde usul eyleydi. Birisi babasından ayrıldı mıydı onu gınarlardı. Hiçbir şey vermezlerdi. Hadi git al yatağını çık. Hanımınla yatağını al çık. Ne dersen et. Düzende hiçbir şey ölene kadar bir şey vermediler hiç. Dedem, ben dedemin köyün imam olduğuna yetiştim.
dedemin. Gelir gelirdim yanına dedemin. Dedem öldükten sonra hakkı neyse aldı tabi baba. Anam yevmiyecilik yaptı tarlalarda, babam da gazolara geldi, çalıştım alıştım. Başka bir şey yok. Dedemin hatta arıyla yaylıya çıkıyordu dedem. Bildiğin esbab kazanlarıyla balı vardı, bal yağı. He öyleydi dedem. Ama Allah'a çok şükür, çok şükür. Ya Rabbim bizi neredeyse üst düzeye çıkarttı. Benden başka dört kardeş. Birisi 18 yaşında öldü. Hatta nişanladıydılar. Öldü. Adesiyle öldü. Adesiyle öldü. Ondan sonra birisi, en küçüğümüz 60 yaşında öldü. Benim büyüğüm 64 yaşında öldü. Benim bir küçüğüm 74 yaşında öldü. Azap durduk, çoban durduk. Ona buna çalıştık. Ben çok azapçılık yaptım. Onun elin kapısında çok çalıştım. Ama inşallah doğru çalıştım ki sonumu iyi getirdi Cenab-ı Allah beni. Okul mukul yok. 60'da geldi okul köyümüze. Sene 1960'da geldi, okul yoktu. Hatta okul geldiğinde ben muhtarıydım. Evet. O kadar fakirliğinle yaşadık o köyde, sonradan o köyün büyüklüğünü de yaptım. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neyden neyden gecemden. Şavkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neyden neyden geceden? Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Hanımımın babasıyla benim anam kardeş çocuklar. Onunla evlendim. 64 sene beraber yaşadık. Reşbellik yapıyordum. Tarlalarımız, tümlerimiz vardı. Bunlara reşbellik yapıyordum. 1952'de evlendim. 51'de askerden geldim. 52'de evlendim. Tabii ki birbirimizi beğendik. Beğendik ve 64 senede tatlı yaşadık. Çok tatlı yaşadık. Yani iyice birbirimizle birbirimizi sevdik. Tatlı yaşadık. Birbirimizin sözünden ayrılık olmadı. Hep birleştirdik sözlerimizi. Ettiğimiz günlerde oldu, olmaz değil. Günüzün ettiğimizde akşamına barışıyorduk. Herkesin de iyiliğini kazanan bir kadınıydı. Bütün komşuların da iyiliğini kazanan bir kadınıydı. Hatta ben onu bu ölümünde güle güle yolcu ettim. Her şeyine yattı biraz. Bir 35-40 gün yattı. Günüzün gelinler, oğulları bakıyordular iyice. Akşamdan onlar gidiyordu, biz ikimiz kalıyorduk. Yani götür getir hiç erinmiyordum, yapıyordum. Götürüyordum, getiriyordum. Yani halalliğini alarak öldü. Niye bakmayayım, o da benimle çalıştı. O da benimle bu varlığı kazandı. Çalışkanıdır, çok çalışkanıdır. Elde mi? Üzülmemek elde mi? Üzüldüm. Ama bir şeyde hiçbir
enteşem yoktur. Onu ben eğiliğiyle yolcu ettim, çok eğiliğiyle. Yani dolayet yedi. Buraya geleyim, burayı yaptırdım. Buraya geleyim, oturuyorum. İnşallah namaz vakti geldi miydi, bırakıp gidiyorlar. Yine ben kalıyorum yalnız. Ama o varken yanımda oturuyorduk, konuşuyorduk. Vakitin nasıl geçtiğini bilmiyorduk. Tarif verecek bir şey diyor ki acı. Çok acı oldu bacı. Çok acı oldu. Ama elhamdülillah işte bakanlarım iyice bana onu neredeyse unutturuyor. Çünkü bağımım iyice. Hiç de aklımdan çıkması desem çıkmıyor. Evet. Çünkü iyi yaşadık. Kızım, çok iyice yaşadık. Birbirimizi seviyorduk. Birbirimize yakınıyorduk. Hastaydı, hiç hastalendi. İç hastalığı. Çalışkanıdır, çok çalışkanıdır. Ha, buraları hep o hak eder. Geriye kalan fotoğrafı kaldı. Bakmaz olur mu? Orada başucum da asılı. Bakayım. Ben ne diyeyim? Benim içim yanıyor. Onlar söyledikçe bana daha acı geliyor. Gitti canımın cananı, ah ne canım, vah ne canım, oy canım. Bıraktı beni yaralı, ah ne canım, vah ne canım, oy canım. Canım, oy canım. Atımı bağladım delikli taşa, yükümü yüklettim Kahramanmaraş'a. Eşimi kaptırdım alıcı kuşa, gelemez gayrı ağlama boşa. Yalnız ona yapılacak bir şeyleri de hiç geride koymadım. 76'da sene 1976'da Hicaz'a gittim. Yalnız gittim. Onu götürmedim. 77'de yeniden onu aldım gittim. Onun da hakkı vardı orada. Onu aldım gittim. 86'da Ömrü'ye yazıldık, ikimiz bir yine gittik Ömrü'ye. 98'de Ömrü'ye yazıldık, gittik gelmedik. 4 ay orada kaldık. Hem hac yaptık hem ömre yaptık. O kendi de diyordu zaten. Bana her şeyi yaptın, senden Allah razı olsun diyor. Ben ona dedim, o da bana dedi. Ben de ona diyeyim, halen de diyeyim. Allah razı olsun. Geride kalan oğullarım, oğlum iki tane zaten işte gördükleri. Oğlum, onlar da tabii hanımları var. Hem hanımları hem kendiler şimdi hepsi de benim emrimde. Hepsi de benim, benden habersiz hiçbir şey yapamazlar. Yapmazlar yani. Yapamazlar derken bana danışırlar, ondan sonra ne yapıyorsalar onu yaparlar. Onları da everdim.
Bunları da verdim. Birinin iki kızı var, büyüğün iki kızı var, iki de oğlu var. Küçüğün de iki oğlu, bir kızı var. Her şeyi bir babaya ne yapılacağısa Allah'ın emri, onu yapıyorlar. Gelinlerim yapıyor, onlar da yapıyor. Daha benim gelinlerim, burada eve geldi miydi, koltuğa oturmazlar. Benim yanımda aşağıya otururlar. Onların da şimdi Güçlü Hoca'nın iki tane oğlu imam. Onlar da biri Artuva'da, biri de Zile'de. Ötekinin de bir oğlu Artuva'da imam, bir oğlu da esnaf Erbağ'da. Allah'a kurbanım. Benim hayatım hem fakirliğiyle geçti, hem de çok eceliyle geçti kızım. Benim 40 senedir Kur'an-ı Kerim'im kapanmadı hiç. Hiç kapanmadı. Allah'ın yevmiye günü bir cüz Kur'an okurum. Allah'ın yevmiye günü. Ara verme yok. Hanımım öldüğü için bazı arkadaşlar, ya da durumun iyice evlen. Mesela bana bunları söyleyenler var. Ben evlenmem. Neden evlenmem? Bakımım var. O gelen bundan sonra bana onların baktığı o kadar bakamaz ki. Bakamaz. Akşamdan gelinim beni yatırır, ondan sonra gider. Zaten sabahlayan kahallar buraya gelirler. Biz daha hiç ayrılık yapıp da ayrı sıfra kurmadık. Ayrı sıfra hiç kurmadık. Onlar sabahından kahar gelir, burada yemeği yaparlar. Hepimiz bir yerük, herkes işine gider. Akşamından da yemeği buradan yer, yatmaya giderler. He, böyle. Daha hiç ayrılmadı. Hiç ayrılmadı. Ramazan'da yemeğimizi, akşam yemeğini hepimiz bir yerük. Hepimiz. Gece orada kalan birisi muhakkak benim yanımda kalıyor. Gece benim yanımda kalıyor birisi. Kalıyor. Keşiğine hiç bırakmıyorlar. He, birisi benim yanımda kalıyor. İşte gidiyorum çeşmesi yahu. İşte gidiyorum çeşmesi yahım, önümüze dağlar sıralansa da, sıralansa da. Sermayem derdimdir, servetim ahım, karardıkça baktım karadansa da. Yaşlığımı 85 deyince yaşlı olduğumu anladım ben. Yaş 85 deyince. Yani bundan 4 sene evvel daha iyiceydim. Ama 85 oldu, yine de iyiydim. Hanım öldükten sonra daha dizlerim tutmamazlar başladı. Mesela ben hiç burada evde namaz kılmazdım. Camilerde hep sabah namazını, yatsıyı hiç ebedi geçirmezdim. Ama bu dizlerim böyle olunca daha gidemedim. Hanım da ölünce temelli kaldı. Kalıbım eğeceğim ve dizlerim tutmuyor. Eğeceğim, yemem de eğece, rahatım da. Bakıyorlar sonra bana, çok bakıyorlar kızım. Ne istersem onu götürüyorlar. Süt, yoğurt, çok. Et. Bizim cinsimiz etçidir. Et olsun da ne olursa olsun. Kızım benim çalışmam, hiçbir şeyim yoktur. Namaz kılmak, Kur'an okumak. O zamanda da burada oturuyorum işte. Tavuklara bakıyorum. Geliyorlar, bahçeye bakıyorum. Öyle.
Yani bütün ömrüm bunlar biraz o ölmeye geliyor, Kur'an'ından geçmiştir benim için. Ben Kur'an'ı çok okuyorum. Ben temizliğime, boğazıma, her şeyime, ben şimdi yatağımdan kalkarım sabahlayın. Gelsin de gelin düzelsin yahut da hanım düzelsin bilmem. O yatağı kendim iyice düzeldiririm, hem de benim kadar yakıştıramaz. Aa şimdi git bak yatağıma, Allah izin verirse git gör, onları hep ben yaparım. Hiç erinmem, temizliğim, ellerim sağlam, elhamdülillah. Ayaklarım tutmuyor ama ellerim sağlam olduğundan her işimi kendim görüyorum. He, her işimi kendim görüyorum. Banyoya gir, yemeği kanıyorum. Ev temizliğini gelinler bana bırakmaz, bana bırakmaz. Gelinlerim bakıyor, çok bakıyor. Aha buraya gelip oturuyorum, seyrediyorum. Onlar herkes yapacağını yapıyor. Ben de seyrediyorum. Tavuklar ölürse, noksan olursa gidip alıyorum. Benim yaşımda buralarda adam kalmadı. Yaşıtlarım gitmiş. Hatta benim büyük oğlan bana da ağlıyor, baba hiç kimse kalmadı. Ruhum genç. Kızım, hepsini bana sen açtın, söyledin. Bana yeğenim bilir. Ben Kur'an okurum, namaz kılırım. Hayır hasenet yaparım. Hayır hasenat yaparım. Hiç durmadan hayrımı, hasenetimi yapılacak yapaları camilere, Kur'an kurslarına, benim işim o. Ömrüm gitti diyemiyorum, yaşlandığımı biliyorum. Emre, ömrüm geçsin, gitti de diyemiyorum. Niye? Hayır işlere yapayım ve biraz daha yapayım diyeyim. Allah'a dua edeyim. Bana müsaade et, biraz daha hayır iş yapayım diyeyim. Yaşlı olduğumu biliyorum. Ama çok şükür zekam yerinde. Zekam yerinde. Bir tane noksan bir şey yapsa hemen onu gözüm görür. Ey noksan yaptın sen onu. Zekam yerinde, hiç dağılmadı. Sonra okur yazarlığım da kuvvetlidir. Okumadım ben. Ben okul görmedim. Kendim öğrendim. Askerde de jandarmaydım. Biraz da orada okulda öğrendim. Şimdi benimle her adam ne yazı yazabilir ne de hesap yapabilir. He. Benim yazılarımı görsen sen den ki bu yazıyı sen mektepte okumadın da nereden öğrendin? Bilenlerden gittim öğrendim. Yetiştim. Çalıştırdığımdan yetiştim. Hayırlısıyla ölümü de istiyor. Hayırlı ölümleri istiyor. Hayırlı ölümler var, hayırsız ölümler var. Ya bak kardeş, bak olmaz olur mu? Mesela ben okuyorum, üzülüyorum, Kur'an okuyorum, onunla ölürsem hayırlı ölüm. Hanım kızım, ölümden korkulur. Ama Allah hayırlısını versin. Amin. Ölümden korkulur, Allah hayırlısını versin. Allah'tan bu yaştan sonra ben ne isteyeyim kızım? Yine diyeyim, hayırlı Kur'an'la, imanla beni Cenab-ı Allah ruhumu alsın. İmanla, Kur'an'la ruhumu alsın. Ben Allah'tan bunu isteyeyim kızım. Bunu isteyeyim. Bana Cenab-ı Allah aklımdan ne geçti, ne istediysem hepsini verdi kızım. Hiç noksan bırakmadı. Hiç. Şu da olsa, şunu da yapsam, şeyle olsa, hepsi oldu. Hiçbir aksiyon kalmadı.